Zannediyorlar ki kira sözleşmesi bitti, belediye otogardan ya da diğerlerinden kira almıyor. Arkadaşlar bizim böyle bir lüksümüz olabilir mi? Böyle bir inisiyatifimiz olabilir mi? Biz, hadi siyasi tarafını bir tarafa bırakıyorum, normal koşullarda da sürekli herkese hesap veren bir kurumuz biz. Ondan kira almayı, almamayı ya da daha çok kira almayı ya da daha eksik kira almayı yapabilir misiniz? Böyle, yani kimse kusura bakmasın ama böyle bir akıl tutulması bir iddia olabilir mi? Böyle ipe sapa gelmez, hiçbir mesneti olmayan, çamur at izi kalsın. Ne kadar aşağılık, ne kadar insanlıktan nasibini almamış bir iddiadır. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında Edirne şehirler arası otobüs terminali işletmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Toplantıda Edirne şehirler arası otobüs terminalinin 2019 yılından 20 Aralık 2021 tarihine kadarki ecrimsel tespit işlemlerini ve ödemelerini basın mensuplarıyla paylaşan Gürkan, işletmeciden kira alınmadığı, belediyenin zarara uğratıldığı yönündeki iddialara çok sert tepki gösterdi. Edirne Otogarı'nın dönemin belediye yönetimi tarafından 2012 yılında 7 kez ihaleye çıktığını, bugünkü işletmecisi Mustafa Altunhan dışında ihaleye kimsenin katılmadığını belirten Başkan Gürkan, 7 yıllık kiralama bedelinin 4 milyon 250 bin artı KDV olarak iki taksitle tahsil edildiğini hatırlattı. 20 Ocak 2019'da kira sürecinin sona erdiğini ancak işletmecinin işe 8 ay geç başladığı gerekçesiyle dava açtığını anımsatan Gürkan, davanın şu anda derdest olarak devam ettiğini kaydetti. Edirne Otogar işletmecisinden 21 Ocak 2019'dan bu yana ecrimsel tahakkuk edilerek bedelinin alınmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, otogardan kira alınmadığı yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını ifade etti. Ticaret Odası Başkanı açıklamasında, arkadaşlarım getirdiler, izledim açıklamasını. Tabii ki aralarındaki tartışmaya ben girmem. O benimle ilgili bir husus değil. Sayın Başkanım açıklamalarında sanki Volkan Metro AŞ otogarda bir algı yaratılmaya çalışılıyor belediye üzerinden. Otogarda kirasını ödemeden ya da bedel ödemeden oturuyor diye. Arkadaşlar, belediye her Edirneli'ye çok yakındır. Her Edirneli'ye ailesi kadar yakındır belediye. Edirne'de yaşayan herkese. Ama belediyenin menfaatleri söz konusu olduğunda da her yaşayana aynı derecede de uzaktır. Bizim hiç kimse babamızın oğlu değil. Çok severiz, sevmeyiz özel hayatımızda. O başka bir tartışma konusu. Ama biz herkese eşit davranırız. Bizim için kanun önünde de belediye hizmetleri anlamında da veya belediyenin hakları anlamında da herkes eşittir. İsterse babamızın oğlu olsun. Ünvanı da ilgilendirmez bizi. Sıfatı da ilgilendirmez bizi. Kim olduğu da ilgilendirmez bizi. Herkese ne kadar eşit davrandığımızı, kanunları herkese ama herkese eşit şekilde uyguladığımızı en iyi bilenlerden birisi de Sayın Zıpkı Kurt'tur. Onun da geçtiğimiz dönem Yargıtay tarafından da onaylanan kaybettiği bir davası vardı. Tunca Nehri kenarındaki bir evinin villasını yıktık biz. Niçin? Kanun çünkü. Kaçak olduğu tespit edilmişti, ruhsatsız olduğu tespit edilmişti. Yargı villanın kaçak olduğunu tespit etti, tescil etti, onayladı. Biz de kanunun bize verdiği görevi yaparak o villanın yıkımını gerçekleştirdik. Ki o dönemde de neredeyse haftada 3 kez Sayın Zıpkı Kurt'la görüşüyorduk. Kanun herkese eşit uygulanır. Belediye bir resmi kurum. Belediye bir kanun kurumu, bir hukuk kurumudur belediye. Belediye kişisel duyguların işine karıştırıldığı bir kurum. Geçmişte de olmamıştır, benden önce de olmamıştır, benim dönemimde de olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Biz hukuka, kanuna göre iş yaparız. Biz kabile devletinin belediyesi değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesiyiz. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına göre iş yaparız. Ne kimseyi kollarız, ne kimseyi kayırırız, ne de kimseye düşmanlık yaparız. Zannediyorlar ki kira sözleşmesi bitti, belediye otogardan ya da diğerlerinden kira almıyor. Arkadaşlar bizim böyle bir lüksümüz olabilir mi? Böyle bir inisiyatifimiz olabilir mi? Biz, hadi siyasi tarafını bir tarafa bırakıyorum,
normal koşullarda da sürekli herkese hesap veren bir kurumuz biz. Ondan kira almayı, almamayı ya da daha çok kira almayı ya da daha eksik kira almayı yapabilir misiniz? Böyle yani kimse kusura bakmasın ama böyle bir akıl tutulması bir iddia olabilir mi? Böyle ipe sapa gelmez, hiçbir mesneti olmayan, çamur at izi kalsın. Ne kadar aşağılık, ne kadar insanlıktan nasibini almamış bir iddiadır. Böyle saçma sapan bir iddia olabilir mi? Ha çok meraklı arkadaş varsa gelir ihaleye katılır. İhalede en yüksek bedeli o verilmiş şartları taşıyıp alır, yeni kiracı olur. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi döneminde belediye kiracılarına 9 ay kira almama uygulaması yapmalarına karşın otogar işletmecisinden kira bedeli alındığını hatırlattı. Hani torpil yaptığımızı, kayırdığımızı zannediyorlar ya, bakın ne kadar kayırmışız biliyor musunuz? 20 Ocak 2019'da bitmiş kiralama süreci, biz 21 Ocak 2019'dan itibaren ecrimizi takip ettirmişiz. Ne kadar çok kayırmışız görüyor musunuz? Bir gün bile kayırmamışız. Bugün kiralama bitmiş, yarın ecrimizi de takip ettirmeye başlamışız. Hani Edirne'nin hakkını yiyorduk, birilerinin kendilerine yakışır şekilde attığı iftiralarla, çamurlarla. Belgeler burada. 20 Ocak 2019'da kiralama bitiyor. 21 Ocak 2019'dan itibaren ecrimisi sürecini başlatıyoruz. Burası ne? Kendi yönettikleri şirket zannetmesinler. Burası resmi kurum. Kimsenin babasının malı da değil, mülkü de değil, yeri de değil. Gerçi biz kira toplama konusunda bazı arkadaşlar kadar becerikli olmayabiliriz. Ama belediyenin hakkını, Edirnelilerin hakkını da kimseye de yedirmeyiz. Kim olursa olsun. Şimdi otogar, otogar, otogar diyen arkadaşlara sesleniyorum. Yakında hepsini ihaleye çıkacağız bunlar. Muhtemelen Mayıs, en geç Haziran ayında. Buyurun gelin arkadaşlar. Herkese açık ihale. 200 bin lira falan siz verin. Siz verin. Bakın, denkleştirici adalet ilkesine göre 2012'de aldığımız para bugünkü değeriyle 32 milyon TL. Ama isterim ki kazansın. Niye? Sonuçta bana bedelini ödüyor. 32 milyon. 7 yıllık süre için. Dedim ya, bizim görevimiz konusunda herkese eşit mesafede olduğumuzu en iyi Sayın Ticaret Odası Başkanı bilir. Onun geçmişte Yargıtay tarafından kaçak olduğu onaylanan villasını yıktık. Keşke olmasaydı da yıkmasaydık ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Mahkeme kararı vardı, kanun vardı. Otogar işletmecisinden SPK lisanslı uzmanın değerlendirmesine göre ecrimsil bedeli alındığını söyleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, kiracımız da tıkır tıkır bu bedelleri yatırmış bugüne kadar. Herkes şunu bilsin, Edirne Belediyesi hiç kimseye iltimas geçmez, hiç kimseye de düşmanlık yapmaz. Otogar üzerinden hem belediyeye saldırmayı hem onun işletmesine saldırmayı, ahlaksız bir biçimde oradan para alınmadığını söyleyenlere bu da kapak olsun ifadelerini kullandı.